Merhabalar. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğretim Materyalleri ve İçerik Geliştirme Daire Başkanlığı olarak sizin için hazırladığımız kimya konu anlatımında beraberiz. Şimdi periyodik özellikler konusunu işleyeceğiz beraberce. Atom yarıçapından başlayalım. Atom yarıçapı deyince kovalent yarıçap, iyonik yarıçap ve van der Waals yarıçapı aklımıza geliyor. Eğer yapı kovalent bir yapı oluşturabiliyorsa kovalent yarıçapı ölçülebilir. İyonik bir bileşik oluşturuyorsa iyonik yarıçapı ölçülebilir. Ya da moleküller arasındaki uzaklıklardan yola çıkılarak yarıçap hesaplanıyorsa van der Waals yarıçapı hesaplanır. Atomun çekirdeği ile çekirdeğe en uzak mesafedeki elektron arasındaki uzaklığa biz atom yarıçapı diyoruz. Periyodik sistemde atom yarıçapı nasıl değişiyor dersek kardan adama benzetiyoruz atom yarıçapının değişimini. Aşağı doğru şöyle atom yarıçapı periyodik sistemde ne yapıyor? Artıyor. Kardan adamın burnu da soldan sağa doğru şu şekilde gidiyor. Nedir atom yarıçapı? Soldan sağa azalıyor. Yukarıdan aşağıda atom yarıçapı ne yapıyor? Artıyor. Evet. İyonlaşma enerjisine gelince şöyle gaz halindeki bir elementten ne yapıyoruz? Bir elektron koparmak istiyorsak bu sırada ona bir enerji veriyoruz. Bu da birinci iyonlaşma enerjisi olarak adlandırılıyor. Ve bir elektronu kopartıyoruz. Ona muhakkak ne yaptık? Enerji verdik. Sonra bir elektron kopardığımız bu iyondan ne yapıyoruz? Yine enerji vererek bir elektron daha koparabiliyoruz. Bu da ikinci iyonlaşma enerjisi olarak adlandırılıyor. Sonra iki tane koparmış olduğumuz bu iyondan birazcık daha enerji vererek üçüncü elektronu kopartabiliyoruz. Dikkat edelim. Şimdi bir elektronu koparttığımız zaman atomun hacmi ne oldu? Küçüldü. Dolayısıyla koparmak gittikçe zorlaşacak. İkinciyi kopardığımızda hacim tekrardan küçüldü. Elektron koparmak gittikçe zorlaşacak. Yani bir element atomunda birinci iyonlaşma enerjisi küçükse ikincisi büyüktür. O da üçüncüden nedir? Küçüktür şeklinde. Bu şekilde gider. Kaç tane elektronu varsa o kadar da iyonlaşma enerjisi vardır. Gaz halindeki bir atomdan bir elektron koparmak için verilmesi gereken enerjiye iyonlaşma enerjisi denir. Bu enerji endotermik ısı alan bir olaydır. Periyodik sistemde iyonlaşma enerjisi nasıl değişiyor? Onları kontrol edelim. Bakalım 8A grubunda olan helyumun iyonlaşma enerjisi oldukça yüksek. Aynı 8A grubunda olanların ne yapıyor? Periyotları arttıkça iyonlaşma enerjisi azalıyor. Yani periyodik sistemde aşağı doğru ne yapar? İyonlaşma enerjisi azalır. Soldan sağa baktığımızda ise 1A'nın iyonlaşma enerjisi küçük, 2A'da bir artış var, 3A'da tekrar küçülüyor. Sonra 4A, 5A'da bir artış var, 6A'da biraz azalıyor, 7A'da artış var, 8A'da en fazla. Bakalım acaba bu sadece ikinci periyot için mi geçerli? Burası ikinci periyot. Üçüncü periyoda bakalım. 1A'da en düşük, sonra 2A var, sonra onun altında 3A. 3A'da düşüyor yine. 4A'da artış var, 5A'da yüksek, 6A'da bir düşme var yine. 7A, 8A'da en yüksek. Üçüncü periyotta da aynı şey tekrar ediyor. Sonra hatırlayalım bakalım ikinci periyotta 2A grubundaki elektron dizilişi neydi? 4 berilyum
Elektron dizilişi 1S2, 2S2. 5 bor elektron dizilişi 1S2, 2S2, 2P1. Evet, hatırladık mı? 4 berilyumun özel bir durumu var. Küresel. Dolayısıyla bundan dolayı ne oluyor? 2A'da iyonlaşma enerjisi, 2A'nın iyonlaşma enerjisi 3A'ya göre yüksek oluyor. Aynı şey şurada 5 ile 6 arasında da olmalı değil mi? Tekrar ediyor sürekli aynı durum. Hemen bakalım 7 azotun elektron dizilişine 1S2, 2S2, 2P3 şeklinde. Evet, 2P3'ü doğru hatırladınız. Yarı küresel simetrikti. Yarı küresel simetrik bu kararlılık veriyordu. Dolayısıyla elektron koparmak ne oluyor? Zorlaşıyor bundan. Sel simetrik. Diğerine bakalım. 8 oksijene. 1S2, 2S2, 2P4. Evet, yine gördük bunu zannediyorum. Bakın küresellik yok. Bundan dolayı da nedir? 5A'nın birinci iyonlaşma enerjisi 6A'dan evet daha yüksektir. Ne oldu? Soldan sağ iyonlaşma enerjisi genelde artıyor. Genelde artar. Ama bu sıralama ne şeklindedir? 1A küçüktür, 3A küçüktür, 2A küçüktür, 4A küçüktür, 6A küçüktür, 5A küçüktür. Yanlış yazmıyorum değil mi? Evet, 8A. Dikkat edelim. 5A şöyle bir üste çıkmış. 2A da aynı şekilde. 3 aşağı 5 yukarı diyoruz ya. 3 aşağı inmiş, 5 de yukarı çıkmış gibi. Soldan sağa iyonlaşma enerjisi bu şekilde değişiyor. Evet, elektron ilgisine gelelim. Gaz halindeki bir atomun bir elektron alması sırasında açığa çıkan enerji değişimidir diye tanımlıyoruz. Elektron ilgisi yukarı doğru da artıyor, soldan sağa da artıyor. Yalnız şöyle bir istisna var. Buna göre şöyle bir 8A hariç diyeceğiz. Çünkü 8A'daki elementler zaten kararlı oldukları için elektron almayı tercih etmeyeceklerdir. 8A hariç diyeceğiz. Bir de florla kloru karşılaştırdığımızda buna göre florun en yüksek elektron ilgisine sahip olan element olması gerekir. Oysa ki klor en yüksek element, elektron ilgisine sahip olan elementtir. Çünkü florda, şöyle klor, florun iki kabuğu var. Florda 7 elektron, 3, 4, 5, 6, 7 elektron var. Klorda da yine 3 kabuk var. Basitçe yörüngeyle anlatacağım ben bunu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi dışarıdaki elektronu, evet flor daha çok çekiyor gibi gözüküyor ama flordaki şu elektronların, son kabuktaki elektronların birbirini itmesi bir kararsızlık oluşturuyor. Bundan dolayı klorun nedir? Elektron ilgisi yüksektir. Olan element nedir? Klordur. Tamam. Böyle bir istisna var. Elektronegatifliğe geldik sıra. Bir atomun kimyasal bağ yaparken elektronları kendine doğru çekme yeteneğidir. Elektronegatiflik yukarı doğru ve soldan sağa doğru artar. Yine 8A hariç diyeceğiz. Çünkü 8A grubu bağ elektronlarını çok fazla çekmiyor. Geldik metalik ve ametalik özelliklere. Metalik ve ametalik özellikler birbirinin tersi. Dolayısıyla bu tarafa doğru metalik özellik artarken bu tarafa doğru ametalik özellik artıyor. Aşağı doğru metalik özellik artarken, yani elektron verme yeteneği artarken, yukarı doğru elektron alma yeteneği artıyor. Dolayısıyla en metalik özelliğe sahip olan element olarak fransiyum söylenirken en ametalik özelliğe sahip olan element flor olarak söyleniyor. Yine 8A hariç tutuyoruz, değil mi?
Metalik aktiflik, metalik özellik elektron verme eğiliminin, ametalik aktiflik, ametalik özellik ise elektron alma eğiliminin bir ölçüsüdür. Aynı gruptaki elementlerin oksit bileşiklerine yukarıdan aşağıya doğru inildikçe bazlı kuvveti artar. Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe elementlerin asitlik kuvveti artar, bazlı kuvveti azalır. Periyodik sistemde elektron ilgisi, iyonlaşma enerjisi, ametalik özellik, metalik özellik, elektronegatiflik, atom yarıçapı gibi özellikler ok yönünde genellikle artar. Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ve özelliklerine geldiğimizde de S ile elektron dizilişi bitenlerin S bloğuna, D ile bitenlerin D bloğuna, P ile bitenlerin P bloğuna, F ile de bitenlerin F bloğuna yerleştiğini bilelim. S bloğu elementleri birinci periyotta itibaren başlar. 1A grubu elementidir. Aynı zamanda ikinci periyottan başlayan 2A grubu elementidir. P bloğu elementlerine gelince de 3A, 4A, 5A, 6A ve 7A ile 8A gruplarını kapsar. Evet, 8A'da sadece helyumun istisnai bir durumu vardır. Nedir? Elektron dizilişi S2 ile biter. D bloğu elementlerine geldiğimizde elektron dizilişi D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10'la bitenler D bloğuna yerleşirler. Yalnız hatırlayalım, D4 ile biten olmuyordu, değil mi? Küresel simetrik elektron dizilişine sahip olmak için 6B grubu elementlerinin elektron dizilişi D5 ile bitiyordu. Yine 1B'nin de elektron dizilişi D10 ile bitiyordu. Özel durumdu elektron dizilişleri. F bloğu elementlerine geldiğimizde F bloğu 6. ve 7. periyotta, bakın burada gösteriyor, 6. ve 7. periyotta ne yapıyor? Şurada 14'er tane element var. Periyodik sisteme sığmadığı için bunları ne yapıyoruz? Bir alt kısma yazıyoruz bu şekilde. Sorumuza bakalım. Periyodik sistemde periyodik özellikler genellikle soldan sağa ve yukarıdan aşağıya düzenli değişim gösterir. Buna göre verilen ok yönlerinin ikisinde de niceliklerinden hangileri artar? Atom numarası diyor. Hatırlayalım, 1 hidrojen, 2 helyum, 3 lityum, 4 berilyum, 5 bor, 6 karbon, 7 azot, 8 oksijen, 9 flor, 10 neon. Ne oldu? İki yönde de atom numarası arttı. Doğru. Elektrik iletkenliği artacak diyor. Oysa ki metallerden ametallere doğru gidiyor bu şekilde. Dolayısıyla elektrik iletkenliği bu şekilde zaten azalır. Bu ifade yanlıştır. Atom çapı. Soldan sağa atom çapını neye benzetiyorduk? Hep çiziyorum, çizmekten de sıkılmıyorum. Kardan adama benzetiyorduk. Atom çapı aşağı doğru artıyordu. Ama diğer okumuz nasıl gösteriyor? Soldan sağa gösteriyor. Bu yönde ise atom çapımız azalıyor. Dolayısıyla bu yanlıştır. İyonlaşma enerjisi soldan sağa, hatırlayalım, artıyordu. Ne diyorum? İyonlaşma enerjisi diyorum. Ama kesin mi artıyordu? Hayır. En küçük 1 aydı, sonra 3 aydı, sonra 2 aydı, sonra 4 aydı, sonra 6 aydı, 5A, 7A ve en büyük olan iyonlaşma enerjisi 8A. 3 aşağı, 5 yukarı diyorduk, değil mi? 5 yukarı, 3 de ne yapmış? Aşağı olmuş diye hatırlıyorduk. Yani bu da sürekli artmıyor ikisinde de. Ne oldu şimdi? Ha, şeyi söylemeyi unuttuk. İyonlaşma enerjisi aşağı doğru zaten azalıyordu. İyonlaşma enerjisi azalır. Evet. Hangileri artar diyor? Yalnız bir olacak yanıtımız. Evet. Soruya bakalım. Bir periyotta hacim arttıkça oksitlerin bazik özelliği, ametalik özellik, proton sayısı özelliklerinden hangileri azalır diyor. Şimdi periyodumuzu şöyle çizelim. P
periyot deyince yatay sıra aklımıza gelecekti. Şöyle. Bu bir periyot. Tamam. Hacim arttıkça diyor. Hatırlayalım, kardan adamın burnundan hacim şöyle artıyordu. Evet. Bir. Oksitlerin bazik özelliği ne yapıyordu? Oksitlerin bazik özelliği artıyordu. Aynı yönde. İkiye bakalım. Ametalik özellik azalıyordu. Üçe bakalım. Proton sayısı azalıyordu. Hangileri azalır diyor. 2 ve 3 E seçeneği olacak. Aşağıda verilen taneciklerin hangisinden bir elektron koparmak için gereken enerji en fazladır? Baktığımızda 2 elektron almış kükürt. 18 elektron olmuş. Kalsiyum 2 elektron vermiş. 18 elektron olmuş. Argon nötr 18 elektronu var. Potasyum 1 elektron vermiş, 18 elektronu kalmış. Klor 1 elektron almış, 18 elektron olmuş. Ne oldu baktığımızda hepsinin elektron sayısının aynı olduğunu görürüz. Ama çekirdek yükü ne kadar fazlaysa elektronu o kadar kuvvetli çekiyordur. Dolayısıyla ondan koparmak için gereken enerji ne olacaktır? Çok fazla olacaktır. Burada da çekirdek yük kütlelerine baktığımızda atom numarası demek de aynı zamanda en fazla olan 20 kalsiyum olduğunu görürüz. Doğru yanıt B seçeneğidir. Soy gazları için yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Kendi aralarında evet bileşik yapmazlar. Doğada moleküler halde değil, atomik halde bulunuyorlar. Kararlı bir yapıları var çünkü. Değerlik elektron sayıları 8'dir diyor. Hatırlayalım. Soy gazları 2 helyum, 10 neon, 18 argon diye devam ediyordu. İstisna olarak helyumun son kabuğunda 2 elektron vardı ama ondan sonraki soy gazların son kabuğunda 8 elektron vardı. Kesinlikle dediği için 8 elektronu vardır ifadesi yanlıştır. Ne oldu? Yalnız bir doğru seçenek A oldu. Yükseltgenme basamaklarına geldik. Yükseltgenme basamağı bir atomun moleküldeki veya iyonik bileşikteki değerliğidir. Pozitif veya negatif yüktür. Yükseltgenme basamağı hesaplama örnekleri. Şöyle bir bileşiği ele alalım. Magnezyum nitrat bileşiği. Magnezyum burada 2 artı değerliğine sahiptir. Oksijen de 2 eksi değerliğine sahiptir. Hesap yaptığımızda azotun değerliğinin 5 artı olduğunu görürüz. Sülfürik asitte hesaplama yaptığımızda hidrojenin değerliği 1 artı, oksijenin 2 eksi. Hesaplama yaptığımızda kükürdün değerliğinin artı 6 olduğunu görürüz. Ne yaptık? Şurada üzerlerine de yazabiliriz. Artı 1 yazdık. 2 eksi yazdık. Buna da x dedik. İşlemi yaparken 2 çarpı 1 artı x, 4 çarpı eksi 2, 2 eksi dedik ve işlemi yaptık. Potasyum dikromatta hesapladığımızda potasyumun değerliği 1'dir, oksijenin eksi 2'dir. Kromun buradan değerliğini artı 6 olarak buluruz. Sodyum permanganata baktığımızda sodyumun değerliği burada artı 1. Oksijenin eksi 2 olduğuna göre manganın değerliğine baktığımızda artı 7 olduğunu buluruz. Karbonat köküne baktığımızda oksijenin değerliği eksi 2 olduğu için karbonun yükünü eksi 4 artı olarak buluruz. Bu iyonumuzda da oksijenin yerine 2 eksi yazdığımızda ne yaparız? Klorun yükünün 5 artı olduğunu, yükseltgenme basamağının 5 artı olduğunu buluruz. Elementlerin bileşiklerini alabilecekleri yükseltgenme basamaklarını şöyle gösterebiliriz. Dikkat edelim. 1A grubunda hidrojen dışındaki elementler hep artı 1 değerlik alıyor. 2A grubunda da 2 artı değerliğini alıyor. Ametaller farklı değerlikler alabiliyorlar. Aynı zamanda B grubu elementleri de farklı değerlikler alabiliyorlar. Sorumuza bakalım.
Oksijen oksit bileşiklerinde 2 eksi, peroksit bileşiklerinde ise 1 eksi yükseltgenme basamağına sahiptir. Buna göre aşağıda verilen bileşiklerin hangisinde oksijenin yükseltgenme basamağı diğerlerinden farklıdır? Hidrojen ve sodyum 1A grubu, magnezyum ve kalsiyum 2A grubu, karbon 4A grubu, oksijen 6A grubu elementidir. Hesaplayalım hemen. Burada sodyum yerine 1 artı yazdık. Oksijen yerine x yazdık. Hesabımızı yaptığımızda oksijen burada 1 eksi değerliğini almış olarak bulundu. Yani peroksit bileşiği gördüğünüz gibi sodyum peroksit. B seçeneğinde de hesaplamamızı yaptığımızda yine 1 eksi olduğunu görürüz. Ne demektir o zaman? Burada da hidrojen peroksit yani oksijen 1 eksi değerliğini almıştır. Magnezyumla olan bileşiğini hesaplamasını yaptığımızda da oksijenin 1 eksi değerliğinde olduğunu görürüz. Yine peroksit bileşiğini, magnezyum peroksit bileşiği olduğunu anlarız. Kalsiyumla olan bileşiğinde de hesaplama yaptığımızda değerliğini 1 eksi olarak buluruz. Yükseltgenme basamağını 1 eksi olarak buluruz. Dolayısıyla burada da nedir? Kalsiyum peroksit bileşiğidir. Karbondioksit bileşiğindeki hesaplamayı yaptığımızda oksijeni 2 eksi değerliğini aldığını görürüz. Demek ki burada oksijen bir oksittir. Farklı bir yükseltgenme basamağına sahiptir. Doğru yanıt E seçeneğidir. Amonyum fosfat bileşiğindeki azot ve fosfor elementlerinin yükseltgenme basamakları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi hesaplama yapalım. Buradaki kökler amonyum ve fosfattır. Amonyumda artı 1'e eşit diyeceğiz. Azotun değerliğine x diyoruz. Hidrojen değerliği 1 artıdır. X artı 4 çarpı 1 eşittir 1'e ve buradan azotun değerliğini 3 eksi olarak buluruz. Geldik fosfat iyonuna. X diyoruz. Oksijeninkine eksi 2 diyoruz. Toplam değerlik eksi 3'e eşittir. Buradan da fosforun yükünü ne olarak buluyoruz? 5 artı olarak buluyoruz. Doğru yanıt neymiş? B seçeneğiymiş. Evet, bununla konumuzun sonuna geldik. İyi günler, başarılar.